Merhaba arkadaşlar. Evet, dumanlı, isli, puslu bir kış gününden bugün bir mesaimiz olacak. O mesaiyi birlikte paylaşacağım sizinle. 18 Aralık. Hava öyle çok soğuk değil ama kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Yani bu düne kadar sisli puslu havaları görmemiştik. Günlük güneşlik havalar devam ediyordu. Çok yağmurumuz da olmamıştı. Beklediğimiz yağmurlar da çok geç yağdı. Bir hafta evveline kadar yağan yağmurumuz da yok. Düşünün, Aralık ayının 18'i bir hafta evveli diyoruz. Yani onundan sonra falan yağmurumuz yağdı. Ekim'in 20'sinde 18-19'unda ektiğimiz buğdaylar yaklaşık 2 ay kadar toprağın altında yağmursuz, susuz beklediler arkadaşlar. Şimdi onlar da yavaş yavaş topraktan kendini göstermeye başlamışlar. Bugün fırsat bulursak ona da bakarız ama esas yapacağımız iş, bir sondaj kuyumuz vardı. O kuyularda da daha önce 14 fıskiye çalıştırıp sulama yaptığımız kuyular. Onlara bakacağız, su miktarları nasıl. Eğer su miktarları 1-2 parmak su olursa, kapanmadıysa sular, tamamen tıkanmadıysa, o kuyulara bir güneş enerji sistemi kurduracağız. Tarla sulamanın ötesinde ceviz bahçesine yer altından bir su hattıyla bağlamıştık onları. Devamında yapacağımız yatırıma, yani güneş enerji sistemi kurup kurmayacağımıza karar vermek için oradaki su miktarını bir test edeceğiz. Bu sezonda eğer su varsa her sezonda su olur. Bize burada iki kuyunun birleşiminden 2 parmak bir su lazım. Bakacağım, o kadar bir su, bizi kurtaracak bir su var mı? Daha fazla mı? Daha az mı? Eğer kuyularda su varsa o sistemi kurduracağız. Bu arada bizim Johnny, kendisi kuşları hiç sevmiyor. Hele de bu üveyikleri hiç sevmiyor. Yere konsunlar istemiyor. Havada uçan kuştan bile rahatsız oluyor. Ama bir kümesi bekleyemiyor. Kümesteki bütün şeyleri, bak, kümesin etrafına tahtaları çakmak durumunda kaldık. Ördeklerimizin 15 taneydi. 10 tanesini gece kümeste yediler. Ama bizim eleman ruhu bile duymadı yani. Gökteki kuşlara tamam ama bir köpekmiş bunu yapan da. Köpeklere bir şey demiyor ne hikmetse. Köpeğin dışında her şeyi bildiriyor ama köpeğe bir şey demiyor. Bir tilki girsin, bir insan girsin, yıkar ortalığı. Ama gelen köpeğe ses çıkarmıyor. Evet, 35'liği götüreceğiz. 35'likle gideceğiz tarlaya. Kuyunun milli pompa bir kuyumuz var. O milli pompayı 35'liğe bağlayacağız. Bakacağız çıkan su miktarını, saniyedeki miktarı falan. Kendi kendimize ölçmeye, hesaplamaya çalışacağız. Birlikte bir gidelim, bir kuyuyu test edelim. Evet, 35'in akücü bitmiş. Biraz zor çalıştırdık. 285'liğe bağladık. Akü artık açık kalmış kontak da, o yüzden bitti. Tamamen bitince de geri dolması zor oluyor ama bakacağız. Kuyuya da bağlamaya en uygun traktör bu olduğu için diğerlerini bağlamak biraz daha teferruat istiyor. Bu pratikçe hemen biri bağlayıp çıkıyoruz. Buna göre ayarlamıştık düzeneğimiz de. O yüzden bunu götürmek istedim. Gidelim bakalım bakalım.
Evet, suyumuz bu kadar. Baştan çok biriken sular aktı ama yarım saattir çalışıyor. Bu kesilmeden akıyor. Kurak mevsimi, henüz daha yağmurlar yağmadı. Yazdan beri yağan bir gece bir yağmur yağdı. O da bu toprakları ısıttı. İşte iki parmak, üç parmak anca işledi. Yani en kurak sezonda bu halde akıyorsa bize bu su fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. Güneş enerjisinde kullanırız bunu. Burası kesintisiz akıyor. Az bir su sayılmaz bu bahçe sulamak için. Bir de bunun iki kuyunun birleşimi yapacağız. Yan tarafında bir kuyu daha var. Bu boru, bu mavi boru ta ceviz bahçesine gidiyor. Yani ceviz bahçesi buraya yaklaşık 1200 metre mesafede. Yer altından gömülü. İşte bu 63'lük bir boru. Ceviz bahçesine çıkıyor. Oraya kadar bağlı. Burada bir kuyumuz var. İşte burası. Kapağına tahtaları koydum. Kapattık. Burada bir 20 metrelik bir sondaj. Bir yeri de o. Arada 7-8 metre var ama şöyle bir şey. Ora saatlerce çalışsa da buranın su seviyesine etki etmiyor. Yani buranın su seviyesi 7 metrelerde. Hiç düşüremiyor. Yani çalışsa da, burayı da çalıştırdık zamanında. Burayla da birkaç ay sulamıştık. Ama daha fazla çıkar mı diye bir sondacı orayı önerdi bize. Hani ikisi birbirinin suyunu çekmiyor. Çok enteresan. Yakın normalde etkiler dersiniz ama birbirlerinin sularını çekmiyorlar ikisi. Su dağınık. Yani böyle bir boğaz var burada. Bu boğazda dağınık bir su var arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Şöyle diyeyim, işte şu şeyden geliyor, yukarı dereden. Boğazın biraz da genişlediği yer. Öyle olunca dağılıyor. Akan bir su. İşte dere biçiminde. Yani öyle tahmin ediyorum, buraya 3-4 tane vursan hepsinde benzer suları bulursun.